Uzun süredir merak edilen bir soru cevaplamak adına Teknoboş olarak karşınızdayız. Bazı forumlarda ve YouTube videolarında görüyorum. Samsung Galaxy S7 mi almalıyım? Samsung Galaxy S7 Edge mi almalıyım? Bazıları diyor bütçem varsa S7 Edge al. Bazıları diyor o kadar para verme işte S7 al diyor. Biz bugün bunu elimizden geldiği kadar cevaplayacağız. Çünkü Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge arasında 500 TL'lik bir fiyat farkının ne kadar değeceği konusunda benim biraz şüphelerim var. Onları size aktaracağım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Samsung Mobile World Congress MWC'de MWC'de yani yeni ürünlerini duyurdu. Bu ürünler Samsung Galaxy S7 ve Samsung Galaxy S7 Edge'di. Ürünün ikisi de çok güzel. Yani ikisi de kullanıcıların hoşuna giden ürünler. Hani kötü ürünler değil. Ancak Samsung bu yıl Edge versiyonu biraz daha ön plana çıkardı. Nasıl diyeyim bunu size? Edge versiyonu şu şekilde ön plana çıkardı arkadaşlar. Samsung'un biliyorsunuz akıllı telefonlara karşı böyle bir küçümseme, eksiltme politikası var. Bu küçümseme, eksiltme politikası yüzünden işte bazı telefonları ön plana çıkartıyor adamlar. Bazı telefonlarını işte düşürüyorlar. İşte hangi telefonu seçeceğimizi konusunda düşürüyorlar. Bu yüzden kullanıcılar şunu soruyorlar. Her seferinde ben görüyorum. Ya abi şimdi Samsung S7 Edge'i öne çıkardıysa kesin S7 Edge'i bir şey yapmıştı ki Galaxy S7 Edge'i bu kadar öne çıkarıyor bu adamlar. Değil mi yani? S7 Edge'i S7 gibi bir farklılık var ki büyük bir farklılık ama şey yapıyorlar. Hani S7 Edge'i bu sene öne çıkartıyor. Geçen sene ama S7 Edge, S6 Edge vardı geçen seneki modelde. O da şöyleydi arkadaşlar. S6 Edge de ön plana çıkarıldı. Ancak S6 Edge fazla sattı. Yine de fazla sattı. S6'dan sesiburacı.com'dan bakabilirsiniz. Ama globalde S7'nin normal versiyonu daha çok sattı gibi gözüküyor. Global pazara baktığınız zaman 17 milyonluk satışın yaklaşık 8-9 milyonu Galaxy S7'ymiş yani. Ben öyle gördüm. Neyse işte arkadaşlar. Ama bunların arasında arkadaşlar çok sanki ciddi bir fark varmış ki bunları sunuyorlar. Kamerası S7'den daha iyi diyor mesela. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Kamera yazılımında birazcık oynama yapıyorlar. Şöyle o da. Mesela siz şimdi Galaxy S7'den bir fotoğraf çekin bir de Galaxy S7 Edge'den bir fotoğraf çekin. Bu fotoğrafları aynı bilgisayarın aynı ekranından görün. Aralarında gözü görülür çok büyük bir fark göremeyeceksiniz. Şimdi bu şu şekilde gidip şeylere bakabilirsiniz. Fotoğrafı gün ışığını daha iyi çekiyor. Gün ışığını daha iyi çekiyor. Bak. Tamam gün ışığını daha iyi çekiyor. Abi zaten kameranın yazılımı komple aynı ya. İkisi 4K çekiyor. İkisi de F1.7. Ne fark var bunda? Sadece S7'nin satışlarını yukarı çıkartmak için yapılan bir çalışma olduğunu düşünüyorum ben. Daha sonra ne var? S7 Edge'in kıvrımlı ekranı var. Ne kıvrımlı ekranmış arkadaş. 500 TL değer fark ediyorsun bu kıvrımlı ekran için. Kıvrımlı ekran da şu. Yani kimisi gösteriş için alır. Kimisi o kenardaki özellikleri kullanmak için. Ha şöyle bir şey var. Bir görme engelli için kıvrımlı ekran ne kadar erişilebilir o da tartışılır. Siz sakın tutup S7 Edge alacağım demeyin. Alıyorsanız alın. Ben de bir ara düşünüyordum. Şu an belki alırım ben de ama almayabilirim yani. Normal S7 de alabilirim. Belki hiç almam. Her neyse işte öyle şey düşündüğünüz zaman aklınıza şu geçiyor. Abi ben bu S7 Edge'i niye alıyorum? Kıvrımlı ekranı benim ne işime yarayacak? Ne işime yarayacak diye düşünüyor adam. Düşünüyor. Ve bakıyor bir geçerli bir sebep bulamıyor kıvrımlı ekran almak için. Bir de 5.1, 5.5. Ben ikisine de baktım arkadaşlar Teknosa'da. 5.1'e baktım, 5.5'e de baktım. Kesinlikle S7'nin yarı tuşu daha rahat. Kenardaki Edge ekranlara benim elim çok fena değiyordu arkadaşlar. Elim kontrol edemem yani aşağı doğru çektiğim halde bu sefer de cihaz elimden kayıyordu. Yani burada tercih meselesi var biraz. De 5.5 inç hem 5.5 inçlik ekran hem de 5.1 inçlik bir de Edge ekranı cihazı bence biraz el tutuş açısından sıkıntıya sokuyor gibi geldi bana. Tabii herkes böyle düşünmüyor olabilir ama bana öyle geldi en azından. Bizzat
şey yapmadım. Bir saat kullanmadım telefonu. 10 dakika falan kullandım da. Test edeceğim yine. İmkanı olursa gideceğim yine test edeceğim. Her neyse arkadaşlar. Onun için donanım olarak herhangi bir fark yok. SSD'de de aynı donanım var. SSD'de Edge'de de aynı donanım var. Ama bu sene nedense teknoloji şey yapanlara, ürün inceleyenlere bilemiyorum yani. Bana bir ilginç geldi. Nedense teknoloji ürün inceleyenlere ilk önce SSD Edge'i gönderdiler. İkisini birlikte göndermediler. SSD ile SSD için kulaklığı, şarj aleti, USB kablosu, kullanım kılavuzu, iğnesi, zartı, curtu her şey aynı. Bir cihaz, kutunun içinden çıkan cihaz farklı arkadaşlar. Kanalları kıvrımlı, 5.5 inçlik ekranı var. Ve birazcık kamera konusunda daha iyi gözüküyor. Birazcık o da yani %5 falan SSD'den iyidir. O da gün ışığında. Gece ışığında SSD ve SSD ile ilgili SSD arasında çok büyük fark göremezsiniz. Benden söyleyeyim siz. Benden söylemesi yani. Avrupa'nın en iyisi seçilmesinin nedenini bilmiyorum. Muhtemelen kameradır. Chip Online'da öyle yazıyordu. Chip Online'da bir yerde öyle yazıyordu. Reklam yaptık şimdi ama. Kamera. En iyi kameralı akıllı telefon seçilmişti Galaxy S7 Edge. Belki ondandır. Tabii güncellemeleri falan eşit olarak alıyorlar. Geçen yıl gibi S6'ya verdi ilk önce güncellemeyi. Sonra S6'ya verdi. Bu sene de aynı şey olacak. Kesin ben söyleyeyim size arkadaşlar. Geçen yılda bu yıl S7'ye güncellemeyi geç vermeye başlarsa Samsung S7'lerimiz çöp olacak yani. Bunun için arkadaşlar bu tür durumlarda her zaman ürünleri güncel olanlarını kullanmanızı hala tavsiye ettiğimi söyleyeyim. Ben böyle yarın olur YouTube'a atarım ama size şunu söyleyeyim yani gerçekten çok büyük bir fark yok. Arada 500 TL fark verir mi deseniz ben yani SCD'ye yakın bir fiyatta inerse ancak veririm yani. Ama ben her zaman da vermem. Çözünürlükle aynı olan cihazı niye fazla para vereyim yani. Ekran boyutu ve kırmızı ekran için fazla para vermeye değmez. Kırmızı ekranı ne kadar kullanacağınız var tabi. Bildirim ışığı var. Bildirim ışığından alın bildirimleriniz yani. Bence çok gerek yok kırmızı ekranı. Bilmiyorum belki ekran büyüktür diye hoşunuza gitmiştir ama o zaman Note 6'yı bekleyin. Ben Note 6'yı beklemeyeceğim galiba. Tabi Note 6'yı beklersem şöyle bir şey olur. Note 6 Türkiye'ye kaç TL gelir? 2500 TL gibi gelirse gene o zaman gene tam hepsi bu arada 2-300 indi. Oradan satın alırsın. Neyse arkadaşlar ben Tekno Boys'tan daha bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.